Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri olarak, meclis grubu olarak bugün biz bir önerge verdik. Bu önerge şu şekilde: Suriyelilerin ve Afganların, bu tür göçmenlerin Kayseri'den gönderilmesi için bir komisyon kurulması. Çünkü yıllar evvel savaş vardı. Bunlar savaştan kaçtılar, geldiler. Kayserili bunlara yeterince Tanrı misafiri dediğimiz tiplerdi. Artık Tanrı'nın da gereği yapıldı, misafirin de gereği yapıldı, artık bitti. Yani misafirlik biter artık. 8 yıl, 10 yıl bir ülkeyi, bir şehri yemek diye bir şey yok. İnsanlarımız bunlardan oldukça rahatsız. Ve savaş bitti, bunlar artık gidebilirler. Zaten devlet başkanları da çağırıyor, gelsinler artık diye. Bir de bunların karıştığı olumsuz olaylar var. Dün Keykubat Mahallesi'nde bir gazimize saldırı niteliğinde şeyler oldu. Araya polis girdi vesaire. Orada da biraz jandarma subay gazimiz zarar gördü. Suriyelilerden değil ama sanıyorum bir göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Ondan dolayı yani artık Türkiye bunlara çok şey öğretti. Türkiye bunlara çok sahip çıktı. Kayseri çok sahip çıktı. Hepsi iş güç sahibi oldular. Artık ülkelerine dönsünler. Biz meclis üyeleri olarak bunda ısrarcıyız. Ardından bugünkü konulardan Güneşli'de Türkiye'nin ilk tarım teknikeri yetiştirme okulu var. Çok ciddi bir alan, 1 milyon metrekareye yakın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce 2-3 defa buna itiraz ettik. Bu okulun parsel parsel satılmasına itiraz ettik ve bugün yine encümene verilmek istenilen bir karar vardı. Encümen kararına da itiraz ettik ama maalesef oy çokluğuyla diğer partiler geçirdiler. Ve şunu da özellikle söylemek istiyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz Suriyelilerle ilgili geri gönderme komisyonu kurulsun, bunlara lojistik destek sağlama komisyonu kurulsun önerimizi sadece İYİ Parti destekledi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olarak biz bu desteği almamıza rağmen AKP ve MHP oylarıyla maalesef reddedildi bu komisyon talebimiz. Evet, Özgür Bey'in dediği gibi bugün mecliste önerge verdik. Önergemiz kabul görmedi, siyasi denildi. Bu Suriyeliler gerçekten 10 yıl oldu, usandırdı halkı ve vatandaşı. Ben kırsalda yaşıyorum, merkezde yaşayanlar daha rahatsız. Biz bile kırsalda rahatsız olmaya başladık. 10 yıl misafir ettik, kucağımızı açtık. Bir eve 3 gün misafir olun, 400 gün herkes gitmesini ister. 10 yıldır geldikleri gibi güzel bir şekilde gönderelim bunları, gitsinler, büyüklerimiz dinlesin, siyasilerimiz duysun bunu. Ardından Afganlar geliyor. Hep genç nüfus, 20-25 yaşında. Hiç kadın yok, çocuk yok, yaşlı yok. Bir tehlike arzu ediyor benim gördüğüm kadarıyla. Gitmelerini istiyorum ben. Şahsen halkın bir encümen olarak, meclis üyesi olarak huzursuz, vatandaş huzursuz. Gittikçe daha huzursuzluk çoğalacaktır. İkinci bir konuya gelişin. Geçtiğimiz yıl iktidar tarafından, muhalefetin de desteklediği bir torba yasadan kırsal mahalleye dönüşüm yasası çıktı. Ne yazık ki şu güne kadar bir adım atılmadı. Ben Tomarza Encümeni olarak yanı başımızda Adana Tıfan Beyli meclis kararıyla kırsal mahalleye dönüştü. Oysa biz burada daha bir adım yol atamadık. Bunun mecliste kurulan komisyon nerede, hangi sefada bu Kayseri mahalleleri kırsala dönecek mi, dönmeyecek mi, yoksa safsaklayarak niyetini dolduracak yıl sonunda gibi deniliyor. Meclisimizde Suriyeliler konusuyla ilgili verilmiş olan bir önerge vardı. 3 meclis üyesi arkadaşımız tarafından. Bu Kayseri'mizdeki göçmenlerin Kayseri'den kontrollü şekilde lojistik imkanlar sağlanarak uzaklaştırmasına yönelikti. Biz bu konuda İYİ Parti olarak tavrımızı beyan etmek adına söz aldık. Bu mesele artık Türkiye için bir milli güvenlik meselesi. Aynı zamanda Kayseri için de artık ciddi anlamda yüksek sesle dile getirilen bir şikayet haline geldi. Kayseri'deki göçmen sayısı daha çarpıcı olması açısından şöyle ifade edebiliriz. Bünyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Felahiye, Özvatan, Tomarza, buraların toplam nüfusu kadar şu an Kayseri'de göçmen nüfusu var. Yani 6-7 belediye başkanlığı kadar bu insanlar bir nüfus teşkil ediyor Kayseri'de. Bu ciddi bir problem. Neden? Bu insanlar Kayseri'nin veya Türkiye'nin eğitim sistemi içerisinden geçmemiş, aynı kültürel değerler içerisinden beslenmemiş, ortak değerleri olmayan bir toplulukla, ciddi saydaki bir toplulukla iç içe yaşama zorunluluğu haline getirilmiş durumda.
Bu bazı mahallelerimizi adeta kurtarılmış bölge haline getirdi. Toplumsal çatışmanın adeta arefesindeyiz diyebiliriz. Küçük tartışmalar veya kavgalar, şiddete dönüşen olaylar bunun en bariz göstergesi. Kayserili çoluğunu çocuğunu gezdireceği park, cadde, sokak bulamaz hale geldi. Bazı mahallelerimiz Suriyeliler mahallesi olarak anılmaya başlandı. Mesire alanlarımızda oturacak yer bulunamaz hale geldi. Biz buradan hem Kayseri özelinde meclis üyesi olarak bu sorunu dile getirmek istedik. Hem de bu işin milli güvenlik sorunu haline dönüştüğünün yüksek sesle ifadesini dile getirdik. Biz hem belediye başkanlarından, yerel yöneticilerden, hem de meclisimizden, milletvekillerimizden bu konu özelinde daha fazla hassasiyet gösterilmesini istiyoruz. Açık ve net şunu ifade ediyoruz. Biz Kayseri'de Suriyeli, Afgan vesaire adı her ne olursa olsun göçmen, mülteci, kaçkın istemiyoruz. Çünkü Kayseri, Kayseriliğe yetemez hale geldi. Kayseri'yi lütfen Kayseriliğe bırakın diyoruz.